Sevgili takipçilerim, 5-11 haftalık tarotlarımıza hoş geldiniz. Evet, abone olmayı, yorum yapmayı, takip etmeyi unutmayın diyorum. Sevgili koçlar, güzel ailem, sizler nasılsınız diyerek hemen başlıyorum. Bu ara iş konumuzla ilgili etrafınızda güvendiğiniz insanlardan hani zarar göreceğim derken çok güzel bir aydınlığa kavuşacaksınız. Özellikle bulunduğunuz noktada A, V, R ve T harfi kim varsa ve bu konuda işinizle ilgili çok güzel bir göz kırpması var. Yeni bir mertebe, yeni bir iş beklentiniz varsa özellikle de D harfi bir insanın iyiliğiyle birlikte güzel bir iş sürecimiz aydınlığa erişecek. Yalnız parasal evrede uzun süredir aile borçlarımız, sıkıntılarımız varsa parayla alakalı noktada beklenmedik fırsatlarımız var. Özellikle de E ve N harfi birinden maddi olarak alacağınız destek sizi çok büyük bir rahatlığa kılacak. Korkmanıza gerek yok diyorum. İlişki konusunda özellikle kendi kadınlar ve hanımlar ve beyler, özellikle kadınların kendi anne, kız kardeş bağımlılıkları yüzünden yaşanan bazı tartışmalar söz konusu olacak ve bu yüzden birbirinizi anlamadığınız ve bu yüzden tartışmalar içerisinde olacaksınız. Dikkatli olun. Bir de yeni ilişkiye başlamayı düşünen ve isminizde özellikle de L, V ve A ve K harfi varsa doğru iletişimi yaşayacağınız hayat arkadaşınız karşınızda olacak ve artık krallık ve kraliçeliğin oturma dönemi. Bir de görümcenizde S, E, L harfi varsa aramızdaki soğuk rüzgarlar bitmiş, daha dinç bir evreye geçişimiz var gözüküyor. Yalnız ev anahtarı aile binasında oturuyorsanız hakkınız olan dördüncü kat size verilecek. Bence siz de yavaş yavaş esaretinizden kurtulup daha aydınlık bir noktaya erişeceksiniz sevgili koçlar. Unutmayın, güzellik sizinle. Sevgili boğalar, kartınız hemen diyor ki işinizle ilgili güzel bir gelişecek gökkuşağı renginde bir oluşum. Özellikle de H harfi ve K harfi ve Y harfi belirgin birinden yeni bir iş teklifi, yeni bir yolculuk, yeni bir anlaşma, sizin üzerinizdeki korku, endişe evresi bitecek. Çalıştığınız ortamda Ermeni, Yahudi, göçmen, kökünde bir karmalık var olan kişinin size sunacağı yeni fırsatlar, yeni kapılar size renk kazandıracak. Özellikle de iş çevrenizde etkilendiğiniz isminde S ve E ve N harfi olan kişinin duygusal yönünde asla yalan yok. Size karşı duyguları var olan kişi. Kalbinizdeki kişi sizinle ilgili iletişime geçmesini bekliyorsanız Y harfi, V ya da M harfi varsa bu kişi size yazacak. Duygularını tekrar yaşayacaksınız. Aklımdaki kişi beni düşünüyor mu diyorsanız, aklınızdaki kişi de özellikle Z ve T harfi varsa ve P harfi varsa aklınızdaki kişi sizinle aynı duyguda, aynı enerjide, hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Evliyseniz evliliğinizle alakalı bazı karışık evraklar, dosyalar, bazı sorunlu olaylar, hatta boşanma dilekçeniz varsa ve özellikle eşinizle aranızda uzun süredir devam eden soğukluk, çevrenizdeki insanlardan kaynaklı yaşadığınız krizler yavaş yavaş toparlanacak. Özellikle eşiniz K ya da R ya da U harfi varsa bu ilişki tekrar aydınlığa erişecek. Eşimin hayatında biri olduğunu düşünüyorum diyenler için tebrikler. Kalbinizdeki düşünce doğrudur ve eşinizin iş çevresiyle alakalı bağlantıda bir hata evresi var. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Hayatınızdaki kişiyle evlilik yapacak mıyım, beni seviyor mu diyen sevgili boğalar için. Evet, evlilik var. Özellikle de sevgilinizin isminde C harfi, İ harfi ve A harfi varsa evlilik enerjiniz gözüküyor ve hayırlı olur. Ev konusunda hep şanssızım, elim kolum bağlı, bir türlü kalkamıyorum bir türlü almaya. Özellikle hanemizde ateş burcu birinden, aslan burcu özelliğine sahip birinden çok güzel destek alarak bu enerjide de iyilik katılacak gözüküyor, korkmayın. Sevgili ikizler, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın diyorum. Hemen mühür, yeni bir iş imzanız, oluşmasını istediğiniz çok güzel bir yenilik var. Özellikle de iş yerinizde, iş yeriniz, şirketinizde
E ve N ve H harfi varsa burada yeniden doğmak ya da burayla ilgili bağlantılar kurup bu kapıya var olmak istiyorsanız Allah nasip etmiş gözüküyor ve siz bu özgürlükte, bu iş kapısında giriş yapacaksınız. Kendi işinizle alakalı uzun süredir güvendiğiniz, yanındaki dostum dediğiniz bir kişi size kahpelik edecek. Ve bu kahpelik sizin belediye ya da devletle alakalı ceza oluşturmasına sebep olacak. O kişide de O harfi, U harfi ve R harfi olabilir. İş çevrenizdeki insanlara dikkat etmeniz lazım. Uzun süredir devletle alakalı mücadele ediyorsanız, özellikle yaşça olgun bir beyden ve bu kişide B harfi ve E ve K varsa gerçekten bu iş konusundaki devletle olan sorununuzu çözmüş olacak. Ailemizde cezaevi, mahkeme konularımız hareketli olarak gözüküyor. Erkek kardeş, baba dediğimiz ya da eş dediğimiz kişinin cezası uzun soluklu olacak. Bunun için doğru avukat tutmanız gerekiyor diyor. Kalbinizdeki kişide inanılmaz güvensizliğiniz var ve bu kişinin sizinle alakalı noktada gerçekten arkanızda durmadığını ve sizi gönülden sevmediğini savunuyorsunuz. Doğrusunuz. Hatta bu kişide de belirgin olarak L, N, S ya da İ harfi, I harfi olabilir. Onun değişmesini beklemek, kendini değiş ve yeni yolculuğa, yeni kalbe adapte olman gerekiyor. Yoksa burada yıkılan ve hata evresi yaşayan sen olursun. Evli çiftlerimizle alakalı noktada annelerin kaynaklı tartışmalar ve eşinizin sorumsuz olduğu noktalarda bir türlü hep başlayıp yarım bırakıyor ya, bu evrelerde siz kaosa girmişsiniz. Onun değişmesi için çok mücadele verdiniz. Hem ekonomik olarak hem aile olarak. Onun içinde bir psikolojik olarak aileden gelen bir baskı var. Onun değişmesi için gözünün perdesi açılması lazım. Ona bir dua yazdırın. Bir de eviniz üçüncü kattaysa arka taraftan arka odada sizin hanenize bir dua yazılmış olabilir. Ve bu duayı tanıdığınız bir kadın tarafından yazılmış. Evinizin enerjisi bu yüzden sıkıntılı. Nişanlı olanlarda aslında nişanlınızla ilgili şüpheleriniz var. O sizi seviyor da biraz daha özgür bir hayat yaşamak istediği için biraz daha rahatına düşkün diyorum. Unutmayın. Sevgili yengeçler, beğen, yorum yap, abone ol. Emek. Evet, şu an sanki dünyanın tüm sırtını üstüne almış gibisiniz. İş yerinizde, ailenizde, çevrenizde ve özellikle annenizde K, F ya da Y ya da İ harfi varsa onun sağlık problemleri olduğu, eğer bu harfler onda yok sizde varsa diz ve kemik problemlerinizin artacağı dikkat etmeniz gerekiyor diyorum. Bu ara ilişkinizin bir yalanı, bir iftirası, bir olayla karşı karşıya kalacaksınız. Ve ilişkinizde özellikle de Fatih gibi, Fuat gibi, Fehmi gibi F ve E harfi baskınsa burada ciddi bir tartışma arasında birbirimize tekrar sarılacağız. Ama der ki bu çember, bu düzende daha ne kadar devam edeceksin? Sağlıklı gözükmüyor. Özellikle de evlenmeyi düşünen sevgili yengeçler için hayat arkadaşınızın sizinle ilgili gelecek planı var. Ama her iki tarafında yurt dışı, dünya seyahati evremiz. Yani der ki işimiz gereği yurt dışlarına gitmemiz lazım. Seyahatlerimiz var. Nişan söz olabilir ama der ki biraz daha vakit var. Hayatınızdaki insanda G harfi ya da sizde G harfi, İ harfi, N harfi varsa bu sizin doğru hayat arkadaşınız diyorum. Bu ara evli çiftlerde yasal problemler, tartışmalar had safhada olacak. Kadın bu düzende mutlu, eş mutsuz gözükmüyor. Mutlu gözükmüyor. O yüzden kadın kaynaklı sorunları olduğunu düşünüyor. Kadına baskı, sözlü şiddet olabilir. Sizin eşinizde sorun var, sizde sorun yok. Bu ilişkinin acilen doğru insanla uyarılması lazım. Yoksa burada sihir gibi güzel giden ilişki görüyorsunuz ya, aslında burada hep yalan hikaye var. Siz sadece bu motivasyonla düzelmesini bekliyorsunuz. Acilen dua mı edeceksiniz? Çünkü bu sizin kayınvalideniz ya da eltinizden kaynaklı bir dua yazılmış ve evliliğinizle alakalı noktada sallantılar söz konusu olacak. Özellikle çocuğunuz A harfi ya da B harfi ile başlıyorsa çocuğunuzun gelecek hayatı çok parlak. Yeter ki onun göz problemine, göz enerjisine dikkat edelim. O hassasiyet noktası burada. Kız çocuğunuz renkli gözlüyse ve ya da gözleri eşek gözü deriz ya, badem gözlü. Bu gözlerde ise çocuklarınız, kız çocuğunuzun gelecek hayatında tanınan, başarılı bir insan olacağı ve hazinesi sizin eve uğur getireceğini gösterir. Ailemizde kaybetmiş ya da kaybetti
kaybettiğiniz kişinin geri gelmesini, özür dilemesini bekliyorsanız, o kendi yolunda, siz kendi yolunuzdasınız. Evet, özür dilese de eski diyaloglar olmayacak. Yakın dostunuz Sema gibi, Esra gibi, Semiha gibi, Ezel gibi fark etmiyor. Bu arkadaşınızın sizin arkasınızdan kuyu kazdığı gözüküyor. Aman dikkatli olun, zarar etmeyin diyorum. Bir de bir anahtar konusunda büyük bir aydınlanmanız var. İlgili aslanlar, nasılsınız? Hemen çekiyorum. Oo, aslanlar, iş çevrenizde size maske takan, özellikle de yakın ekip arkadaşınız, 3 erkek 1 kadın olan noktada kadından duyacağınız iyilik ama erkekten gelecek büyük bir zarar var. Hatta iş anahtarınızın, iş kapınızı gizli gizli ayağınızı kaydırıyor olabilir. Uzun süredir çözemediğiniz, işle ilgili yargılandığınız konular, mahkeme, ceza, bu tarz noktalarda aydınlığa, yani ben öldüm bittim, bu konuda ağır ceza alacağım diyorsanız, hayır, siz yeniden dirilip bu enerjiyle büyük bir ferahlığa ve aydınlığa kavuşacaksınız. Yurt dışı, şehir dışı ile ilgili gitmek istediğiniz ve ailenize ait topraklarla alakalı çözülmesi gereken noktalarınız var. Ama burada der ki, haram ve helal birbirine karışmış. Herkes burada burası benim kavgasında, özellikle iki erkek bir kadın olan hanede miras kavgaları yasal olarak devam edecek. Yasal çözümlenebilir. Kendi aranızda bu konular çözümlenmeyecek. Mümkün olduğu kadar yasal olarak haklarınızı aramaya gidin diyorum. Kalbinizde sevdiğiniz kişi de özellikle Mutlu gibi, Umut gibi ya da Tolga gibi düşündüğünüz biri varsa, bu kişiyle gerçekten çok güzel bir aşk ve güzel oluşacak yenilikler var. Ama sizin o kişinin geçmiş takıntıları, ilişki korkaklığı olabilir, ilişkiyi kırabilir. Ama siz iyileştirmek istiyorsanız, doğru insan kazanmak istiyorsanız savaşa devam edin. Kişi sadece kırılan bir kalple şifa bulmaya çalışıyor. Bu sizin şifanız. Annenizde özellikle Leyla gibi, Lale gibi ya da L harfi baskınsa diş eti ve dişle ilgili sıkıntılar ve babayla ilgili, baba soyuyla ilgili bazı yaşanacak krizler ve burada anneniz büyük bir boşluğa düşmüş olacak. Arkanızda durmasınız gerekiyor. Kalbinizdeki kişi sizin için bilimsel olarak çok derin duyguları var. Ama sizin de bu ilişkiyle ilgili hiç susmayan, maşallah devamlı bıt bıt eden ve ilişkiyi yarıma götüren bir oluşumunuz var. Bence ilişkide biraz sessizlik sizin enerjinize de, yasal evrede, kendi içsel evrenizde birbirinize karışmış. Bence bu ilişki için yeni bir yolculuk, yeni bir adım atın ki ruhunuz aydınlığa, ruhunuz şifaya kavuşsun. Hoşça kalın. Sevgili Başaklar, beğen, yorum yap, takipte kalalım diyorum. Evet, yeni iş imzanız olumlu ve hayırlı olacak ama sizin gözünüz farklı bir iş kapısında ve bu iş alanınızda T ve K harfi ya da A harfi belirginse 3 hafta, 6 hafta ya da 5 hafta içerisinde buradan olumlu cevap alacaksınız. Bu ara insanların sizinle ilgili çok güzel takdir, işinizle alakalı çok güzel takdir evrelerimiz var. Ve iş mahkemeniz, adalet mahkemeniz ve geri iadesini istediğiniz noktalarla ilgili mücadele noktasında kadın hakim ya da kadın bir destek alarak bu haklarınızı alacaksınız. Krallık, iş iadesi, iş evremiz aydınlıkta. Bulunduğunuz noktada değişim ya da beklentiniz varsa ekip arkadaşlarınız da, özellikle Hayrettin gibi, Hakan gibi, Hasan gibi bir insandan büyük bir destek alarak yerimizde büyük bir rahatlık var. Kendi işinizle ilgili uzun süredir beklediğiniz para konularında, kredi, başvurularla ilgili ve çalıştığınız noktada kalbinizdeki limiti alacaksınız. Ve bu limitle birlikte yeniden yön çizme, yeniden hayatınızı en aydınlık şekilde yaratacaksınız. Aşk konusuna geldiğimde özellikle sevgili erkekler, eşinize ya da ilişkinize olan sevginiz, değeriniz biraz uzak kalmış. Karınız ya da eşiniz ya da sevginizin size karşı duygu problemi yok. Siz çok yorgun oldunuz, devamlı halsiz oldunuz, devamlı ilgilenemiyor enerjiniz var. Artık haneyle ilgilenin, yoksa eşiniz boşlukta gözüküyor. Evliliği krizli olan sevgili başaklar için şunu demek istiyorum. Evlilikte boşanma yolu artık aydınlığa doğru ilerleyecek ve güzel bir nokta. Kalbinizde düşündüğüm kişi beni düşünüyor mu, beni seviyor mu derseniz, evet, kalbinizdeki kişi düşündüğünüz şekilde seviyor ama cesaret yok. Burada bir cesaret edilmesi, araya birilerini sokarak bu ilişkiyi düzeltebilirsiniz. Yoksa böyle bak bekleme duvarına dönüp dönüp beklersiniz.
kayınçonuz ya da erkek kardeşinizle alakalı hanemizde maddi sıkıntılar söz konusu olacak ve bizi zarara sokacak. Hanemizde herhangi bir bağımlı varsa ve bununla alakalı yaşadığımız krizler gündemimize gelebilir. Sorumsuz olabilir, gitmiyor olabilir, devamlı ev halkını yiyor olabilir. Bu yalancı bir insan, bunun psikologla tedavi görmesi lazım. Her geçen gün hanemize zarar verecek gözüküyor. Evlenmeyi düşünenlerde kader çarkı o kadar güzel oluşmuş ki sizde herhangi bir evlilik ve geleceğinizde bir engel yok. Yolunuz hayırlı olsun diyorum. Sevgili teraziler, beğen, yorum yap. Evet sevgili teraziler, kalp kırıklıklarım artık şifa bulsun. Ben kendi içimdeki gözyaşlarımdan, içimdeki dünyayı taşımaktan, içimdeki gözü, ruhu elime tutmaktan o kadar yorgunum ki. Hani Allah beni duysa da bu yaşadığım eziyetten, bu düzensizlikten kurtulayım diye her gün dua ediyorsunuz. Keşke paramı biriktirseydim ya da ailemin ekonomik olarak yaptığı hatalar bize yansımasaydı dediğiniz evrede artık pasta dilimi sizinle. Yani 3 dönem içerisinde çok güzel bir para, miraslı konular, girmesi gereken konularda hani keder üstüne keder yaşarız ki ya, yahu sokakta gitsem başıma benim taş düşer dediğimiz dönem geride kalıyor. Ve yeni bir işi, yeni bir oluşum ve bulunduğunuz noktada sevilmek, değer görmek ve haklarınızla alakalı cesaretli bir şekilde size iade olacağı gözüküyor. Bence sadece sorun nedir? Siz çok duygusal yaklaşıyorsunuz ve hayatınızdaki herkese değer verdiğiniz için ve insanlar sizin taklitini, insanlar sizin söylediğiniz her şeyi notu alıyor. Bence siz artık insanlara maske takın ve işinizdeki hedeflerinize yönelin. Bu hafta bunları yaptığınızda artık ateş gibisiniz ve oluşacak her şey size bereket ve hayır getirecek. Bence yenilenme için çok doğru bir tarotlar sizi ruh ikizinizle karşılaşacaksınız. Bunda İ ve C ve L harfi ya da baş harfi A harfi olabilir. Böyle biriyle muhteşem bir denge ve hayatımız bereketlenecek ve aydınlığa girecek. Köklenmek, evlilik kararı deriz biz buna. Kalbimdeki kişi ne diyor? Kalbinizdeki kişi sizi boşluğa düşürmüş. Hatta onda S, N ya da M harfi varsa bu ilişki bitmiş. Artık bu ilişkinin beklemenin bir anlamı yok. Yasal olarak baba köklerimizle ilgili tartışmalar, kardeş arasında soğukluklar, yavaş yavaş iyileşme evresi. Herkes kendine düşen noktayı kabul etmek zorunda. Yoksa kavgalar uzun soluklu gidecek. Özellikle eşinizin ailesindeki yaşadığınız sorunlar. Her geçen gün siz suçlusunuz. Açgözlü sizsiniz. Sanki eşinizi siz kandırıyorsunuz ve aklını çeliyormuş gibi konuşmalar. Artık susturma vakti, yoksa burada evliliğinizdeki eşiniz bile senin suçun diyecek bir noktada bütün suçluluk sizin üzerinize doğru ilerliyor. Bu arada çocuk düşünenler ve çocuğu olmayanlar, özellikle 4. kat ya da 6. katta oturuyorsanız ya da numaranız 4 ve 6 ise çocuk sevinci, muradınız var. Şimdiden hayırlı olsun efendim. Hoşçakalın. Sevgili akrepler, çekiyorum. Yolculuk, iş gereği yurt dışı, şehir dışı, özellikle Can gibi, Cem gibi, Ahmet Can gibi, Mehmet Can gibi dediğimiz ya da Ceylan gibi düşünelim. C harfi belirgin bir insanın sizin yurt dışı kapılarınıza çok büyük bir hayır yapacağı ve bu kapılarda büyük fırsatlar yakalayacaksınız gözüküyor. Değişmek, kendinizi iyileştirmek, din olarak, duygusal olarak Rabbimle olan bağı daha değiştirmek isteyeceğiniz bir evredesiniz. Çünkü geçmiş hatalar, geçmiş yaptığınız olaylar her gün yüzünüze dönüyor. Artık bir tövbe evreniz var ve bu tövbeden çıkıp yepyeni bir siz yaratacaksınız. Dengeyi bulmak, yani vicdan, merhamet sizin evrenizde daha fazla dönüşecek. Ama dengeli vicdan, dengeli merhamet yaratmanız lazım. Çünkü sizdeki bu iyilik, bu güzellik, bu merhamet insanların başını döndürüyor ve oyuna geliyorsunuz. Ve özellikle duygusal hayatınızda bu konular daha ağır. Hayatınızdaki kişi hep sizi kullanıyor. Ve tam ben kullanacağım derken maddi manevi fazlasıyla yıpranan noktadasınız. Evli olan çiftlerimizle alakalı noktada uzun süredir zaman yarışındasınız. Bu boşanma, bu kağıt evraklarla ilgili eliniz kolunuz bağlı bir vaziyette artık özgürlüğünüze kavuşmak istiyorsunuz. Bu düzenin size getirecek hiçbir hayrı yok ve buradaki ihanet, buradaki karmaşalara birebir şahit oldunuz ama maddi olarak bazı gücünüz olmadığı için haneyi idare etmeye çalıştığınız gözüküyor. Arkanıza dönmeyin.
Yolunuza bakın. Bu yol size büyük bir ferahlık getirecek. Evlenmeyi düşünenlerde burada bazı karışık olaylar, söylenmemiş lafları üstünüze alıp gereksiz kırgınlık yapacaksınız. Karşınızdaki insanı gereksiz yere üzeceksiniz. Hayatınızdaki insanı seviyor. Allah yazmış bu kaderi. Kimse değiştiremez. Eğitimi ve yurt dışında okuyacak sevgili takipçilerim için. Evet, böyle bir enerjiniz var ama ekonomik olarak yaşadığınız bazı sorunların gitmesi lazım. Ev almayı planlayan, evde olan hanımlar, özellikle eşinize ısrar ediyorsanız bu ev konusu yapın. Çünkü burada siz hakkınız ve hayalinizdeki toprak evinize ait olacaksınız. Çekiyorum hemen. Evet, denge ve huzur. Evinizin anahtarı şimdiden hayırlı olsun. Yılanın bereketi, paranın bereketi hanenizde olacak. Korkmayın. Sevgili yaylar, beğen, yorum yap, kanalımızı takip edelim. Evet, bu konuda özellikle işinizle alakalı doğmak istediğiniz, başarmak istediğiniz noktalarınızla alakalı çok güzel bir enerji için sağlayacaksınız. Özellikle patronunuz ve aranızdaki bağlar buz gibi olurken yepyeni bir ışıkla enerjiyi toparlayıp sizin gerçek çalışanı, gerçek alanındaki var edilişinizin kutlamasını yaşayacaksınız. İş yerinde özellikle kadınlardan alacağınız ya da kadın ekip arkadaşlarınızla çalışıyorsanız buradan alacağınız destek konumunuzla alakalı hak ediliş evrenize verilecek. Eğer bulunduğunuz üst düzey yöneticiniz 42-47 yaşındaysa, isminde H ve O harfi varsa, bu sizi hayata başlatacak ve bu başlama konumunuz için şimdiden imzası atılmış, hayırlı olacak gözüküyor. Ama burada uzun süredir rütbe ve oluşumla ilgili değil de yurt dışı ile alakalı beklenilen olumlu cevabı almış, yolunuz bu noktada hayırlı. Kendi işinizi yapıyorsanız ve ortaklı bir süreç adım atacaksınız, ismi Zeynep olabilir, Zehra, Zeki, İzzet olabilir. Adaletli şekilde yasal süreçleri yaptığımız takdirde hiçbir pürüz yok. Ama kendi aranızda sözleşme yaparsanız mağdur olacaksınız, bilginiz olsun. Abiniz de özellikle A harfi, Ali gibi isim varsa ve A harfiyle başlıyorsa, bunun devletle alakalı soruşturmalı gibi bir durum olabilir. Devletle ilgili krizler olabilir. Ekonomik anlamda zorlanıyor olabilir. Bilginiz olsun, desteğe ihtiyacı var. Sevgilinizle ilgili aranızda E harfiyle başlayan biri aranızı bozmaya çalışıyor. Mümkün olduğu kadar ilişkinize sahip çıkmanız lazım. Kalbimdeki kişiyle ne olur diye niyetlendiyseniz siz de kararsızsınız ama anahtarlar sizin için hayırlı bir noktada. Bu ilişkiyi tekrar başlatmanız lazım. Dil kavgası, gereksiz bakışlarda söylenen ifadeler, sözler biraz kırıcı oluyor ve karşı taraf yıkılan noktada. Ama evliyseniz çocuk sevinci, mutluluk ve ev anahtarı evreniz hayırlı olacak. Ailenizde evli çiftler için yanınızda görümceniz ya da eltiniz ya da kayınçonuz kalıyorsa hane ayrımı, ev ayrılımı ve kendi düzeninizdeki ferahlığa erişeceksiniz. Yeni bir ev aldıysanız da bu ev size uğurlu ve bereketli olacak, korkmanıza gerek yok. Sizin de özellikle erkeklerle ilgili sağlık problemi, kalp, damar, prostat problemi olan bir aile büyüğümüz var. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Hoşça kalın. Sevgili oğlaklar, beğeniyorum yap. Keşfete düşürelim. Umutlu mutlu keyifli sohbetlerimiz olsun. Kalbiniz heyecan duyacak. Yıkılan, terk edildiyseniz barışma. Evliliğinizle ilgili sorunlar bitip tebrikler, ödüllendirilme. Artık sorunlar çöl gibi geride kalıp yalanlarla birlikte kurtulma ve eşinizin ya da sizin bu ilişkiye sıkı sıkı sağlam bir şekilde var olacağınızı gösteriyor. Hatta ve hatta satmayı düşündüğümüz bir anahtar. Özellikle 1-11, yani birinci kat ve ilk ikinci katta evimiz varsa hayırlı bir satış gerçekleşecek. Yeni bir evinde geniş bir ferahlığı, aydınlığa kavuşacak gözüküyor. Özellikle de şöyle söyleyeceğim, isminde Emin gibi, Emine gibi, Esra gibi bir dostunuz varsa bundan çok güzel bir hayır görüp maddi olarak destek alacağınız gözüküyor. Bu destekle birlikte ekonomik evreniz rahata erecek. Sevdiğiniz kişi benim için ne düşünüyor diyorsanız delisiniz ama size karşı yoğun duyguları var ve köklenmek ve gelecek planı var ama onun maddi olarak yaşadığı bazı krizler var. Bu yüzden bu krizlere, bu 5-6 yıllık yaşadığı krizler bitip ve ailesini de ikna etmesi lazım. Kültürel bir farklılık var. Bu yüzden aileyle de mücadelesi var. Biraz sabırlı olduğunuzda bu
bu hayat arkadaşınız sizin için olumlu ve hayırlı olarak gözüküyor. Yalnız yurt dışı ile ilgili, çocuklarınızla ilgili bir gelecek umudunuz varsa bu hazine onlar için hayırlı ve aydınlık. Yalnız yasal problemler, ceza alınacak konulara da açık olmamız lazım. Unuttuğumuz borçlar bizim evimize hacizlik ya da icralık durumlar getirebilir. Bilginiz olsun. Bir de başka şehir düşüncesi, eşimle ya da sevgilimle gideyim diyorsunuz, cesaretiniz varsa gidin. Orada çok güzel bir aşkın, çok güzel bir gülün tadını alacaksınız. Ama şunu söyleyeyim mi size sevgili hanımlar ve beyler, çok bereketli bir hafta, doğru bir hafta, kazançlı bir hafta. Sadece ve sadece sizden ricam, gece yatarken sizde kunut duası okuyarak ve iletişimle alakalı noktadaki eksiklikler gitsin istiyorsanız da Arş suresini okuyarak enerjinizi değiştirebilirsiniz. Bu ara çok kazançlı evreniz var. Bilginiz olsun efendim. Sevgili kovalar, beğen, yorum yap, kanalda kal diyorum. Evet, bu ara ikiyüzlü insanlar, özellikle erkeklerden gelecek bazı sıkıntılar sizin iş engeliniz olacağı ve sizinle ilgili rakip olan erkek ekip arkadaşlarınıza dikkat etmeniz lazım. Onlarla ilgili fikirlerinizde doğrusunuz ama bazı yapmış olduğunuz yanlışlardan dolayı şirketin sizinle ilgili ya da bulunduğunuz noktanın güven kırgınlığı var. Bu güveni tekrar iyileştirmemiz lazım. Bu güveni iyileştirdiğiniz takdirde huzurlu başlangıç, çok güzel bir aydınlanma ve güzel fırsatlar yakalayacak gözüküyorsunuz. Yurt dışı gideceğimiz yol, iş gereği gideceğimiz alanlarda çok güzel fırsatlarımız var. Bu fırsatlar size kalıcı ve uzun soluklu kapıların aydınlanmasını yaratıyor. Eğer devletle ilgili bazı pürüzleriniz varsa artık devlet kapınız size gonca yaprağı, esaretten çıkıp kendi haklarınızı daha anahtarlarınızla güçlü adımlar yer oluşturacaksınız. Kalbinizdeki kişi sizi terk edecek, ihanet edecek, bilginiz olsun. Uzun süredir devam eden ilişkinizle ilgili ailedeki pürüzler bitmiş ve artık söz, nişan dediğimiz konuşmalar daha hareketli noktada. Bu ara ikili ilişki yaşayan evli çiftlerde başka bir sevgiliniz varsa eşiniz ya da kocanız sizi yakalayacak, dikkatli olmanızı öneriyorum. Bu ara çok, iki kız bir oğlu olan hanede güzel bir anahtar aydınlanması var ama Marmara'da değil de İç Anadolu ve Trakya'ya yakın alanlarda yaşayanlar 3. kat, 4. kattan güzel bir ev sahibi olacak ve bu hayırlı olur. Özellikle Akdeniz ve Karadeniz'de yaşıyorsanız kardeşler arasındaki haksızlıklar çok büyük bir kıyamet gibi ve burada küskünlüklerden kaynaklı haneyi terk edecek diyaloglar var. Dikkatli olun diyorum. Doğu ya da Güneydoğu Anadolu'nda özellikle erkek kardeşinizin bağımlılıkları ya da duygusal olarak bağımlılıkları olabilir. Bunun tedaviye ihtiyacı var. Eğer eşiniz doğuluysa burada eşinizin etrafında düşmanlar var. Dikkatli olun, onu tuzağa düşürebilirler. Ama şunu söyleyeceğim, yeni evlilerde çok güzel bir değişim ve bereket var ve hayırlı olacaksınız. Görümceniz değil de kayınvalideniz sizi sevmiyor. Ya, ve bu yüzden de devamlı atışmalar, tartışmalar yaşanıyor. O değişmeyecek. Ya bu deveyi güdeceksin ya bu yardan gideceksin dediğimiz söz bu. Bol bol evine, özellikle de yatak odan, yastığının kenarı, dolap kenarlarında bir yağ enerjisi var. Bu yağ enerjisini çözdürmeniz lazım. Yoksa evliliğiniz ters düşecek gözüküyor. Evet, evlilikleri olanlar böyle duayla enerjinizi dağıtmaya, yolunuzu ayırmaya çalışıyorlar. Dikkatli olunuz. Hoşçakalın efendim. Sevgili balıklar, beğen, yorum yap, bizde kal diyorum. Hemen çekiyoruz. Özellikle şöyle söyleyeceğim. Hanem düzelsin diye dua ettirdiyseniz, eşimle aramda sorunlar bitsin diye dua ettirdiyseniz bu duanız hayırlı olmuş gözüküyor. Ve evimizdeki pürüz, evimizdeki göz, evimizdeki nazar gitmiş gözüküyor. Hatta ve hatta size karşı ilgisi, derinliği daha fazlalaşmış. Bilginiz olsun. İşle alakalı özellikle eşinizin ve sizin işte çok güzel bir aydınlanma, rahatlık, ferahlık söz konusu olacak ve bununla birlikte konum, yani şirketinizde yıkımlar var ama sizin konumunuzda yükseliş var. Şirketinizin devletle alakalı ya da kurumsal bir noktadaysa burada yaşanacak yöneticiler arasında büyük kaoslar, büyük böyle konuşmalar alanı daraltıyor olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum.
Bu ara özellikle Kayseri ile bağlantılı Konya, Kütahya, Kanada, K harfi nokta bir bağlantınız varsa burayla ilgili gitmek istediğiniz noktalarınız olumlu olarak gözüküyor. Endişe etmenize gerek yok diyorum. Eğer ki siz K harfi ile başlıyorsanız ve bekarsanız çok güzel bir evlilik ve bu evlilikle dengeyi ve huzuru bulacaksınız diyorum. Kalbimdeki kişi sana hata yapıyor. Yalan söylüyor ve seni boşuna bekletiyor. Beklediğin ilişki başka biriyle düzen kuracak ve ihanetin üstüne ihanetle karşılaşacaksın. Dikkatli ol. Evet, köklenmek, yeni bir ilişkiye başlamayı düşünenler için daha doğru, daha barışçıl, daha huzurlu, daha mantıklı bir ilişki sizin kendi gerçeğiniz ve gerçek yansımanız. Bu ara göğüs yaptırabilir, karın gerdirme düşünceli ve estetik düşünceleriniz varsa Ekim'in sonunu beklemeniz lazım. Şu an dikkatli olmanızı öneriyorum. Aile içerisindeki sorunlu dönemler, sorun kardeşler arasındaki hak kavgaları bitip herkesin adaletli şekilde paylaşacağı ve mahkemeyle paylaştıracağımız noktalar hayırlı ve aydınlık. Yalnız erkek kardeşiniz ve abiniz ya da iki erkek kardeş arasındaki küskünlükler uzun soluklu devam edebilir. Abla ya da anne bu düzeni düzeltmesi lazım. Yoksa bu da sizin de rızkınız ve bereketsizliğiniz sıkıntıya girecek gözüküyor. Çocuk düşürenler için doğru bir hafta hayırlı olsun. Yeni yolculuk ve yeni bir noktadan ev almak istiyorsanız daire numaranız özellikle yukarılarda olacak. En üstte 11, 10 katta ve evlilik teklifi almak isteyenler de böyle sinyaller hayatımıza giriş yapacak ve vakit ve zaman gelmiş. Evliliğiniz şimdiden hayırlı olsun. Hoşça kalın efendim.